Şimdi size bir benzen molekülü çizeceğim. Ardından bu molekülle ilgili ilginç bir şey olup olmayacağını düşüneceğiz. Öyleyse şuraya molekülümüzü çizelim. Evet, elimizde 6 karbonlu bir halkamız mevcut. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 karbonlu bir halka. Benzenle alakalı ilginç olan ve onu sikloheksandan ayıran şey halkanın 3 tane çift bağı olmasıdır. O zaman şöyle bir gösterelim. Diyelim ki bu iki karbon arasında bir çift bağ mevcut. Bu ikisinin de arasında bir çift bağ var. Ve son olarak bu iki karbon da çift bağla bağlanmış olsun. Hatta hidrojenlerimizi de ekleyelim. Böylece orada bulunduklarını unutmamış oluruz. Ama yine de pek göze çarpmayan bir renk kullanacağım. Şimdi buradaki karbonun kaç tane hidrojene bağlı olduğuna bir bakalım. Hali hazırda 1, 2, 3 değerlik elektron var. Öyleyse burada bir tane hidrojene bağlı. Şuradaki karbon için de aynı şey geçerli. Bir tane hidrojen. Buradaki karbonda da aynı durumun olduğunu görebiliyoruz. O da bir hidrojene bağlı ve 4 değerlik elektronu var. Bence buradaki tekrarlayan örüntüyü anladınız. Karbonların her biri bu iki diğer karbona toplam 3 bağla bağlı. Ardından bir de hidrojene bağlılar. O zaman diğer hidrojenleri de şöyle bir tamamlayalım. Koyu bir renkle yapıyorum ki çok fazla dikkat çekmesin. Evet, böylece benzerimiz ortaya çıktı. Bu videoda benzenin ilginç bir özelliğini anlamaya çalışacağız. Ve bu özellik rezonans. Onu da şuraya yazalım. Evet, rezonans. Tabii bu sadece benzenin bir özelliği değil. Birçok organik molekülün de özelliği. Ama benzen aralarında en eğlenceli versiyonu. Şimdi bu moleküle neler olabileceğini bir düşünelim. Bu elektronu ele alacak olursak, hatta farklı bir renk kullanayım. Mesela mavi olsun. Şimdi bu mavi elektron bu karbona geçerse ne olur? Tabii bu durumda bu bağdaki diğer elektron halen bu karbonda yer alacak. Sadece yeri biraz değişebilir ama karbonda durur. Evet şimdi elektron buraya geçecek dedik ama bu karbonun 5 tane elektron ihtiyacı yok. Bu yüzden buradaki elektron da bu karbona gidecek. Aynı şekilde buradaki karbonun da 5 tane elektrona ihtiyacı yok. Böylece bu elektron da ilk baştaki o elektron kaybeden karbona gidecek. O zaman son durumda hepsi eşit. Hadi gelin bu hareketliliğin ardından yapımızın nasıl bir hal alacağını gösterelim. Önce çift uçlu okumuzu çizelim. Çünkü her iki yönde de gidebiliriz. Evet. Karbon zincirimizi çizerek başlayalım. Karbonları sayarak çizecek olursak 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buradaki bir çift bağımız vardı ama şuraya geçti. Şöyle mavi renkle yapayım ki aradaki farkı daha net görebilelim. Evet, artık burada bir çift bağımız var mavi elektronsa tam şuraya gelirken buradaki mavi elektronsa şu noktaya geliyor. Aslında biraz renklendirirsem daha açık olacak. Diyelim ki bu elektron yeşil olsun ve bu yeşil elektron bu karbondan buradaki karbona geçiyor. Şuradaki elektronuysa morla işaretleyelim. Ve bu mor elektron bu karbondan üstteki bu karbona geçiyor. Tabii çift bağımızı da şuraya kaydıralım. Bu okun gösterdiği geçiş buydu. Son olarak bu elektronu aynı şekilde mavi bırakalım. Bu mavi elektron da aşağıdaki ilk karbona geçiyor. Hemen çift bağımızı da aşağı kaydıralım. Şu şekilde. Evet, karşımıza oldukça benzer bir molekül çıkmış oluyor. Bu aslında şunun döndürülmüş versiyonu. Gördüğünüz gibi bu konumla bu konum arasında yerlerini değiştiren çift bağlar var bu çift bağ değişimi bir öyle bir böyle olacak şekilde devam edebilir. Aslında benzenin gerçek hali ne bu ne de şu yapıdadır. Her zaman bu ikisinin tam arasında bir yerdedir. Benzenin gerçek halini şuraya çizerek gösterelim. Karbon ve hidrojenlerimiz olmadan şöyle çiziyorum. Ama bir saniye. Önce bu molekülde de hidrojenlerimizi çizelim. Çünkü artık burada olduklarını biliyoruz çizmesek de hidrojenlerin orada olduğunu varsaymamız lazım. Ama biz yine de kafamız karışmasın diye çizelim. Benzenin gerçek yapısı aslında bu ikisi arasında bir şeydir demiştik. Gerçek yapıda bütün karbonlar arasında yarı çift bağ bulunur. Yani şu şekilde gösterecek olursak burada bir kesikli çift bağ bulunuyor. Aynı şekilde burada da. Burası da öyle. İşte böyle devam ediyor. Her yerde kesikli yani yarı çift bağ Benzenin gerçek halinde bu elektronlar aslında tüm halka etrafında döner. Bu yapı ve şu yapı arasında gidip gelmez. Gerçek yapı yani düşük enerjili yapı şuradakidir. Burada tüm Lewis elektronlarını çizmesem de bu Lewis diyagramları konuyu anlamamıza yardımcı olan yapılar olarak kabul edilir. Ve genellikle tepkime mekanizmaları oluştururken bunları çiziyoruz. Gerçekte ise bu konumlardaki rezonans benzenin bu halini ortaya çıkarır. Tabii bu sadece benzende olmuyor. Birçok farklı yapıda da bu durum var. Ama ben daha çok en yaygın olan benzene odaklanmak istedim. Bir sonraki örneğimiz rezonans konusunda sık sık göreceğimiz karbonat iyonu olacak. Şöyle çizecek olursak karbonumuz üstteki oksijenle çift bağ, diğer iki oksijene ise tek bağla bağlı. Ve bu diğer iki oksijenin de fazladan elektronları bulunuyor. Soldaki oksijenle başlayalım. Bu oksijenin şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 değerlik elektronu var. Bir tane fazladan elektronu olduğu için eksi yüklü. Elbette diğer oksijen için de aynı durum söz konusu. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 değerlik elektronu var. Eksi yükünü de şuraya ekleyelim. Şimdi bu rezonans yapısına bakalım. Bu oksijen nötr ve 6 değerlik elektronu var. Şöyle çizecek olursak 1 2 3 4 5 ve 6. Belki de bu elektronlardan biri karbona geçebilir. Ardından da karbon üstteki oksijene elektron verebilir. Yani durumu şöyle hayal edelim. Diyelim ki buradaki elektron karbona geçecek. Bu durumun yaşanmasının ardından karbon da bu elektronu serbest bırakacak. Tabii tüm bunlar aynı anda olacak. Karbonun serbest bıraktığı elektronsa üstteki oksijene geçecek. Peki bu hareketliliğin yaşanmasının ardından yapı nasıl görünecek? Önce karbonumuzu şuraya çizelim. Artık üstteki oksijenle arasında tek bir bağ oluyor. Üstteki oksijenin 6 tane değerlik elektronu vardı. Onları bir yerleştirelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu yeni gelen mavi elektronu da şuraya koyalım. Evet. Oksijenin toplamda 7 değerlik elektronu oluyor ve tabii eksi yükünü de şuraya ekleyelim. Şimdi burada oksijen karbonumuza bir tane elektron verdiği için burada bir bağ oluşmuş oldu. Yani artık burada bir çift bağımız var. Şöyle farklı bir renkte göstereyim. Yani alttaki bu oksijenle karbon arasında artık bir çift bağ mevcut. Tabi bir elektron vermesiyle bu oksijenin artık 6 değerlik elektronu kalıyor. 1 2 3 4 5 ve 6. Tabii artık nötr hale geliyor. Buradaki oksijende ise herhangi bir değişiklik yok. O zaman şöyle kopyala yapıştır yapıp şuraya ekleyelim. İşte böyle. Ancak şöyle bir şey hayal edebiliriz üstteki bu oksijenden ya da alttaki bu oksijenden bir elektron gelebilir. Alttakini düşünelim. Alttaki oksijen diyor ki, bende bir tane fazladan elektron var, onu karbona vereyim. Ardından karbon, oksijenlerin biriyle olan çift bağını sonlandırabilir. Tabi bu durumda sağ alttaki bu oksijenle olan bağdan bahsediyorum. Diyelim ki bu elektron karbona geçecek ve burada bir çift bağ oluşacak. Ardından karbon bu elektronu sağdaki oksijene verecek. Şimdi ne olur? Bu hareketliliğin olmasıyla yapımız şöyle görünecek. Karbonumuz tek bir bağla üstteki oksijene bağlı ve yine oksijenin 1 2 3 4 5 6 7 değerlik elektronu mevcut. Yani burada bir şey değişmedi. Buna rezonans tepkimesi diyebilirsiniz. Tabii bunun hala eksi yükü var. Alttaki bu oksijene baktığımız zaman elektronunu geri aldığını görüyoruz. Yani yeniden 7 değerlik elektronu oluyor. Şöyle sayarak yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geri gelen elektronu şöyle yandaki gibi morla işaretlersek daha net olacak. Tabi sayıdan dolayı eksi yükünü yeniden kazanmış oluyor. Soldaki oksijense karbona bir elektron verdi ve bir çift bağ yeni bir çift bağ oluşturmuş oldu. Yan tarafta da şöyle oksijen ve karbon arasındaki çift bağımızı yerleştirelim. Tabii bir elektron vermesiyle bu oksijenin artık 1 2 3 4 5 ve 6 değerlik elektronu kalıyor. Bu yüzden artık nötr. Tüm bu yapılar birbirleri arasında geçiş yapmaya devam edebilirler. Yani bu yapıdan diğer yapıya geçebiliriz. Üçü arasında da bir geçiş olabilir. Karbonat iyonunun gerçekteki hali tüm bunların arasında bir yerde olacak karbonat iyonu diye de alt tarafa yazıyorum. Evet. Yani karbonat iyonunun gerçek yapısı şöyle bir şeye benzeyecek. Önce karbonumuzu bir yerleştirelim. Ardından da etrafına 3 tane oksijenimizi koyduk. Tüm bu 3 oksijenle karbon arasına en az bir bağ çizelim. Şimdi her bir tek bağın yanında tam bir bağın 3'te 1'ini çiziyorum. Bakın bu kesikli çizgiler bir tam bağın 3'te 1'i. Tabi bu standart bir gösterim değil. Sadece böyle göstermek istedim. Bu şu demek. 3'te 1 durumda elektron bu bağda. Diğer 3'te ikisinde ise oksijenlerin her birinde fazladan bir elektron var. Yani bu oksijenlerin eksi 2 bölü 3 yükü olduğunu düşünebilirsiniz. Evet kaynaklarda genelde bu üstteki 3 yapıdan biri çizilir. Çünkü burada hep tam sayılar var ve düşünmesi daha kolay. Ancak karbonat iyonunun gerçekteki hali bu gösterdiğim rezonans yapısı oluyor. Yani aslında elektronlar her zaman bu üç yapı arasında bir yerde dolaşıyorlar ve bağlar arasında geçiş yapıyorlar. Tabii bu da molekülü daha kararlı hale getiriyor. Üstteki diğer yapılara göre bu daha az enerjili bir yapı. Benzen için de aynı şey geçerli. Sol altta çizdiğim diğer iki yapının arasında bir yerde bulunan bu yapı daha az enerjili ve kararlı.